Eksi 7 bölü 4 küçüktür x küçüktür 8 bölü 3 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını sormuş bize. Şimdi şu paydadaki 4 ve 3'ten kurtulmak istiyorum ben. Dolayısıyla her tarafı eğer 12 ile çarpacak olursam, bu eşitsizliği 12 ile genişletecek olursam, işte o zaman e, paydadaki 4 ve 3'ten kurtulmuş olurum. 12 ile 4'ün sadeleşmesinden şurası 3 gelecektir. 3 ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 21 oldu. Küçüktür. 12 ile x'i çarptım. 12x oldu. Küçüktür. Şu 12 ile 3 sadeleşti. 4, 8 çarpı 4'ten de 32 geldi arkadaşlar. Peki burada hangi x tam sayıları verilebiliyor? Buna bakmamız lazım şimdi. Şimdi x yerine eksi 2 versem... Eksi 2 ile 12'nin çarpımı eksi 24 yapar. Eksi 21'den daha küçük olacağı için eksi 2'yi alamayız. Eksi 1'i alsak ama... 12 ile eksi 1'in çarpımı eksi 12'dir ve bu aralıktadır. 0 alsak 12 ile 0'ın çarpımı 0'dır bu aralıktadır. Şunu yanlış yazmışız bu arada 8 çarpı 4 şurası 32 olacaktır. Heh. Şimdi oldu. 1 desek arkadaşlar 12 çarpı 1 12 olacaktır. Yine bu aralıktadır. 2 desek 12 çarpı 2 24'tür. Bu aralıktadır. 12 çarpı 3 desek 36 olur. Bu aralıkta olmaz. Demek ki x tam sayıları şunlar olabiliyor. Bunların toplamını sormuş bize. Şu eksi 1 ile artı 1 gitti. 2 ile 0'ın toplamından da 2 geldi. Cevabımız denizli seçeneği oldu. x küçüktür, y küçüktür sıfır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğine bakalım mesela. E, şunu ayıracak olduğumuzda x bölü y eksi y bölü y büyüktür sıfır olarak gelecektir. y ile y'yi sadeleştirdiğimizde 1 gelir arkadaşlar. Şöyle büyüktür sıfır olur. x bölü y büyüktür 1 olarak gelir. Şimdi bize verilen eşitsizlikte biz her tarafı y'ye bölecek olursak şöyle her tarafı y'ye bölelim. Şimdi y'nin negatif bir sayı olduğunu görüyoruz değil mi? Dolayısıyla y'ye böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirecektir. Küçüktür büyüktüre dönüşecektir. x bölü y büyüktür. y bölü y'den 1 gelecektir. Büyüktür 0 bölü y de 0 demektir zaten. Şimdi şurayı görüyorsunuz değil mi? Bak x bölü y'nin 1'den büyük olduğunu söylemiş. Yani a seçeneğinde doğru bir ifade kullanmış diyebiliriz. a'yı eledik bize yanlışını soruyordu çünkü. Şimdi geldik b'ye. B de ne demiş bakalım. Y artı x bölü x büyüktür 0 demiş. Bunu ayırdığımızda y bölü x artı x bölü x büyüktür 0 olarak geldi. x bölü x demek 1 demektir zaten. 1'i de karşıya attığımda eksi 1 olarak geçecektir. Şimdi arkadaşlar burada her tarafı x'e bölecek olursak yine şöyle yapalım bu defa. x'i x'e böldüm 1 geldi. Ama x'in negatif bir sayı olduğunu bildiğim için küçüktür büyüktüre dönüştü. Y bölü x dedik küçüktür büyüktüre dönüştüm Ve burada da e, 0'ı x'e böldüğümüzde 0 olarak gelecektir. Yani y bölü x'in 0 ile 1 arasında bir sayı olduğunu bulduk biz. Burada, da, burada da zaten eksi 1'den büyük olduğunu söylüyor. Evet eksi 1'den büyüktür. O zaman B seçeneğindeki ifade de doğrudur diyeceğiz. Geldik C seçeneğine. C seçeneğini de şöyle ayıracak olursak y bölü y artı x bölü y büyüktür 1. Y bölü y 1 demektir zaten. İki taraftaki birler gittiğinde x bölü y büyüktür 0 olarak geldi. Şimdi burada gidip her tarafı yine y'ye bölecek olursak arkadaşlar x bölü y oldu. Daha sonra e, y negatif bir sayı olduğu için küçüktürü büyüktüre dönüştü, dönüştürdü. Y bölü Y'den 1 geldi. Büyüktür oldu. 0 bölü Y'den de 0 gelmiş oldu. Şimdi X bölü Y'nin burada 0'dan büyük olduğunu hatta 1'den de büyük olduğunu görebiliyoruz biz. Dolayısıyla C'deki ifade de doğrudur. Geldik D seçeneğine. D seçeneğinde de demiş ki x artı y bölü y ayırdığımızda x bölü y artı y bölü y küçüktür 1 olarak gelmiş. y bölü y zaten 1 demektir. Şuradaki 1 ile de birbirini götüreceklerdi. Yani buradan ne geliyor aslında? x bölü y küçüktür 0 geliyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Her tarafı yine y'ye bölüyorum arkadaşlar. Hatta burada silmemize bile gerek yok değil mi? Çünkü zaten burada da y'ye bölmüştük. Ne gelmişti orada y'ye böldüğümüzde? x bölü y büyüktür 1 büyüktür 0 diyor. Ama burada ne diyor? x bölü y'nin 0'dan küçük olduğunu söylüyor. O zaman bu ifade yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız denizli seçeneği olacak. Bir para çekme makinesi istenilen miktardaki parayı 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL ve 100 TL değerindeki kağıt paralardan en az sayıda kullanarak vermektedir. Her kağıt paradan yeterli sayıda bulunan ve bu para e, bu para çekme makinesinde Aylin 475 TL, Burçin 265 TL, Ceylin 545 TL para çekiyormuş arkadaşlar. Bunları bir yazalım teker teker. Aylin diyorum. Burçin diyorum. Ve Ceylin diyorum. Şimdi Aylin ne kadar çekiyormuş? 475 TL çekiyormuş. Burçin 265 TL çekiyor. Ceylin ise 545 TL çekiyor. Para çekme makinesinin Aylin, Burçin ve Ceylin'e verdiği kağıt para sayıları PA, PB ve PC olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Burada mümkün olduğunca az kağıt para kullanarak parasını veriyordu ya o zaman diyeceğiz ki en büyük paralardan en fazla verecek diyeceğiz. En büyük para neydi? 100 TL. Ailenin paralarını o zaman nasıl vermiştir arkadaşlar? 100 çarpı 4 artı 400'ünü bu şekilde vermiştir. Geriye 75 TL'si kalıyor. 50 TL'sini şuradaki bir tane banknottan vermiştir. Artı... Geriye 25 TL'si kalıyor. O zaman bir tane 20 TL vermiştir. Üzerine bir tane de 5 TL vermiştir. Toplamda Aylin kaç tane kağıt para almış olduğu 4 tane buradan 1 2 3 tane de buradan toplamda 7 tane kağıt para çekmiş oldu yani PA 7 ymiş. bunu gördük şimdi Burçin'e bakalım Burçin 265 TL çekiyordu o zaman 2 tane 100 TL çekecektir. Geriye 65 TL'si kalıyor. Bir tane 50 TL çekecektir. Geriye 15 TL'si kalıyor. Bir tane 10 TL çekecektir ve bir tane de 5 TL çekecektir. Toplamda 2, 3, 4, 5 tane kağıt para çekmiş oluyor. O zaman PB'nin de burada 5 olduğunu görüyoruz. Ceyline baktığımızda 5 tane 100 TL çekecektir. 500 oldu. Geriye 45 TL'si kaldı. 2 tane 20 TL çekecektir son olarak da bir tane 5 TL çektiğinde 545 TL'yi tamamlayacaktır. O zaman 5 tane buradan, 2 tane buradan, 7, bir tane buradan, 8 tane kağıt para çekmiş oluyor. PC de buradan 8 olarak geliyor. Peki sıralamayı sormuştu bize. En küçük hangisi burada? PB. Bir büyüğü PA, en büyüğü de PC. PB, PA, PC olacak şekilde Bursa seçeneğinde var. O zaman cevabımız da bu oldu. A, B ve C gerçel sayıları için A eksi B küçüktür 0, küçüktür C, küçüktür C eksi B eşitsizliği veriliyor. Buna göre demiş 3 tane öncül vermiş bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada biz ee, A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz değil mi? Bu durumda eksi B'yi sağ tarafa attığımızda A küçüktür B olarak gelecektir. Bu burada bir kalsın bakalım. Bir de şurada c küçüktür c eksi b diye bir ifade var. c küçüktür c eksi b. Şu c'ler gittiğinde ne kaldı? 0 küçüktür eksi b. Eksi b'yi sol tarafa attığımda b küçüktür 0 olarak geldi. Peki c'nin de zaten şurada olduğunu görüyoruz. Yani 0'ın sağ tarafında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla c'nin 0'dan büyük olduğu da kesindir. a b'den küçük olduğuna göre b de negatifti. O zaman mecbur a da negatif olacak deriz. a 0'dan küçüktür deriz. Bunlara göre bir bakalım şimdi. Buna göre demiş A çarpı B çarpı C küçüktür sıfır diyor. A'nın negatif, negatif olduğunu bulmuştuk biz. B'nin negatif olduğunu bulmuştuk. C'nin de pozitif olduğunu bulmuştuk. Bunların çarpımları pozitif olacaktır. Ama burada negatiftir demiş. O zaman bunu eledik. İkinci öncüle bakıyorum. A artı B demiş arkadaşlar. İkisi de negatif olduğu için toplamları da yine negatif olacaktır. C'nin de pozitif olduğunu söylemiş. Eksi ile artının çarpımı eksi olacaktır. E burada da zaten sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Yani doğru söylemiştir. Bunu kabul ettik. Üçüncüye bakıyoruz. C pozitifti yazdım. A negatifti önüne eksi gelince pozitif oldu. B negatifti önüne eksi gelince yine pozitif oldu. Pozitiflerin toplamı yine pozitif olacaktır. Yani sıfırdan büyük olacaktır. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'ten Edirne seçeneği olur. A ve B tam sayıları diye soruya başlamış. Bu ne demektir? A'ya da B'ye de değer vereceksin demektir. Bu ifadeleri gördüğümüzde değer veririz. Peki tam sayı ifadesini ya da doğal sayı ya da sayma sayısı da diyebilir. Bunları gördüğümüzde değer vererek başlarız biz. Buna göre B'nin alabileceği değerlerin toplamını sormuş arkadaşlar. Şimdi 1 küçüktür A demiş. Bu durumda A en az 2 olabilir değil mi? A'nın 2 olduğu durumu değerlendirecek olursak 1 küçüktür 2 küçüktür B eksi A dediği için B eksi 2 dedim buraya. Küçüktür 6 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl B değerlerine ulaşabiliyoruz bir bakalım. Buradan B eksi 2 3 olabilir. Buradan b kaç olur? 5 olur. Ya da b-2 4 olabilir. b buradan 6 olarak gelecektir. b-2 5 olabilir. b burada 7 olarak gelecektir. b-2 6 olabilir mi peki? 6 olamaz değil mi? Burada çünkü eşitlik yok. Küçüktür dediği için 6 olamaz. Bunu eledik. 3 tane b değeri geldi burada. Peki başka? A'nın 3 olduğunu düşünecek olursak ne olur? Bu durumda da 1 küçüktür, 3 küçüktür, b-3 küçüktür, 6 olarak gelecektir. Burada da b-3, 4 gelebilir diyeceğiz. Eksi 3'ü karşıya attığımızda artı 3 olarak gelir. 4 artı 3'ten burası 7 olur. Ya da b-3, 5 gelebilir diyeceğiz. Karşıya attığımızda b eşittir buradan 8 olarak gelecektir. Ama b-3, 6 gelemez çünkü 6'dan küçük olduğunu söylemiştim. Peki a'nın 4 olduğunu düşünecek olursak arkadaşlar bu durumda da 1 küçüktür Şöyle yazıyorum. 1 küçüktür 4 küçüktür. B eksi 4 küçüktür 6 olarak geldi. Buradan da zaten B eksi 4'ün alabileceği tek bir ifade var. O da 5'tir. Eksi 4'ü karşıya attığımda artı 4 olarak geçer. B eşittir 9 olarak gelir. Peki A 5 olabilir mi arkadaşlar? A 5 olursa şöyle bir durumla karşı karşıya kalırız. 1 küçüktür 5 küçüktür. B eksi 5 küçüktür 6. E şimdi 5 ile 6 arasında tam sayı var mı? Yok değil mi? O zaman buradan bize bir çözüm gelmez. B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorduğuna göre bize gideriz. B'nin alabileceği değerlere bakarız. 5 buradan, 6 buradan 11. 7 buradan 18. 7'yi zaten kullanmıştık, tekrar kullanmayacağız. 8 buradan 18, 8 daha 26. 26, 9 da buradan geldi, 35 olarak geldi. Yani cevabımız Denizli seçeneği oldu. A, B, C, D ve E gerçel sayıları için A küçüktür C, B küçüktür E, C küçüktür D, D küçüktür B eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre bu 5 sayının en küçüğü hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi eğer ki D, B'den küçükse demek ki B'nin en az bir sayıdan büyük olduğu kesin. O zaman en küçüğünün B olma ihtimali var mı? Yok değil mi? O zaman B'yi eledim. C'nin D'den küçük olduğunu söylemiş. E, D bu durumda en az bir tane sayıdan daha büyük olacaktır. O zaman D'nin en küçük olma durumu yok. D'yi eledim. Daha sonra şuraya geldim. E'nin e de B'den büyük olduğunu söylemiş. E'nin bu durumda en küçük olma gibi bir ihtimali yok. Bunu da A'nın C'den küçük olduğunu söylemiş. C'nin bu durumda en küçük sayı olma ihtimali yok. Bunu da Geriye sadece A kaldı. Cevabımız da bu oldu. x ve y gerçel sayıları için demiş. Şimdi soruya böyle başladıysa değer vermeyeceksin diyor. Doğru değil mi? Çünkü değer vermen için tam sayı, doğal sayı, sayma sayısı gibi ifadeler kullanması gerekirdi. 5 küçüktür, x küçüktür, 14. x bölü y'nin de 3 bölü 2 eşit olduğunu söylemiş. Bu durumda biz burada x'e 3k diyecek olursak y'ye de 2k dememiz gerekir. x'i gidelim yerine yazalım hadi. 5 küçüktür, 3k küçüktür, 14. Bize ne sormuş? Y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin yani şu içerideki sayının Y olmasını istiyor. 2K yapmak istiyoruz o zaman buradaki sayıyı biz. Ne yapabiliriz arkadaşlar? İlk olarak K'yı yalnız bırakırız. Her tarafı şöyle 3'e bölelim tamam mı? Buradan 5 bölü 3 geldi. Şuradaki 3'ler sadeleşti. K oldu. Buradan da 14 bölü 3 geldi. Daha sonra biz ne istiyorduk? Y'nin alabileceği değerleri istiyorduk. O zaman buranın Y'ye eşit olması için 2K olması gerekiyordu. Şimdi her tarafı 2 ile çarpılmadı. 2 ile genişletiyorum bunu. Ne geldi? 10 bölü 3 küçüktür 2K küçüktür 28 bölü 3 olarak geldi. Şimdi 10 bölü 3 demek arkadaşlar 3 virgül 3 gibi bir sayıdır. 2K demek zaten Y'ye eşittir. 28 bölü 3 demek. 27 bölü 3 olsa 9 olurdu. O zaman 9'dan biraz fazla olacaktır. 9,1 gibi bir sayıdır. Y'nin alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. Dolayısıyla Y burada 4 alabilir. 5, 6, 7, 8 ve 9'u da alabilir. 9, 8, 17, 7 buradan 24, 30, 35, 39 cevabımız Edirne seçeneği. A bir gerçel sayı olmak üzere x artı 1 küçük eşittir a eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. x eşittir 0 bu eşitsizliği sağlar diyor. O zaman 0 yazdığımızda burası doğru oluyormuş. Yazalım bakalım 0 artı 1 küçük eşittir a. Yani bu ne demektir? 1 küçüktür a demektir. 1 a'dan küçükse a da 1'den büyük eşittir diyebiliriz. Bu ifade doğruymuş arkadaşlar. Peki x eşittir 5 denildiğinde bu ifade sağlanmıyormuş. 5 yazalım bir de 5 artı 1 küçük eşittir a oldu. 6 küçük eşittir, a olarak geldi. E bu da ne demektir? a büyük eşittir, 6 demektir. Bu ifade yanlıştır diyor. Yani a 6'dan büyük olamıyor, 6'ya eşit de olamıyor. O zaman a için ne diyebiliriz? O zaman mecbur a 6'dan küçüktür diyeceğiz buraya. Peki, a sayısının alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi, birden büyük, 6'dan küçük ama bir de eşitlik var, kapalı parantez. 6'da eşitlik yok o yüzden açık parantez kullanırız cevabımız Edirne seçeneği olur. Başlangıçta içlerinde belirli miktarda su bulunan özdeş K, L ve M bardaklarına birbirinden bağımsız olarak uygulanan işlemler ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. Önce bu bardakları bir çizelim şöyle arkadaşlar. K bardağı olsun, L bardağı olsun, bu da M bardağı olsun. Bunlar özdeş bardaklar. Hepsinin hacmi eşit özdeş olduğu için bu da x kadar su alır, buna da x kadar su alır, buna da x kadar su alır diyebiliriz. Şimdi içlerinde belli miktarda su bulunan demiş. Ne kadar su olduğunu söylemiyor. Mesela K bardağında A kadar su olsun. L bardağında B kadar su olsun. M bardağında da C kadar su olsun diyelim şu anda. Peki K'da bulunan suyun tamamı M'ye eklenirse M taşmadan tam doluyor demiş. Şimdi K'da bulunan su miktarı A kadardı. Bu M'ye eklendiğinde, eklendiğinde A artı C kadar su olacaktır. Ve bu tam dolu olduğuna göre yani bardağın hacmine eşit olacaktır. X'e eşit olacaktır diyebiliriz. Daha sonra K'da bulunan suyun tamamı demiş yani şuradaki A'dan bahsediyor L'ye eklenirse bu durumda A artı B olursa demek istiyor. L'nin bir kısmı boş kalıyor. O zaman bu aslında X'ten küçük olacakmış diyebiliriz. L'de bulunan suyun tamamı yani B'den bahsediyor. M'ye eklenirse yani B artı C olursa diyor bir miktar su taşıyormuş arkadaşlar. O zaman bu X'ten büyük oluyormuş ki demek ki bardağın hacminden daha büyük olduğu için taşıyormuş diyebiliriz. Başlangıçta K, L ve M bardaklarında bulunan su miktarları sırasıyla SK, SL, SM olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş. SK'ya biz A demiştik, SL'ye B demiştik, SM'ye de C demiştik. Buna göre bakacağız. Şimdi arkadaşlar şunları inceleyecek olursak mesela şu iki tanesini inceleyelim tamam mı? Burada A'lar ortak doğru değil mi? O yüzden A'lar ortak olduğu için bunları düşünmesek bile olur burada. Şimdi a'ya c eklediğimde x'e eşit oluyor. a'ya b eklediğimde x'ten küçük oluyor. O zaman c ile b arasında bir yorum yapacağız burada. E, c eklediğimizde eşit oluyormuş. b eklediğimizde küçük oluyormuş. O zaman buradan anladığımız şey şu. b kesinlikle c'den küçük oluyor. Buradan bunu anlayabiliriz. Güzel. Bunu bir hatta şöyle yazalım. b c'den küçük oluyor diyelim. Diğer ifadelere geçelim. Şimdi şu ikinci ile üçüncüye bakalım. Burada da b'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz değil mi? O zaman bunu, burada b'leri düşünmesek de olur. B'ye A eklediğimizde X'ten küçük oluyormuş. C eklediğimizde X'ten büyük oluyormuş. Demek ki C daha büyükmüş. Buradan bunu anlayabiliriz. Yani A C'den küçükmüş. Şimdi bir de birinciyle ile üçüncüye bakacak olursak arkadaşlar. Burada da C'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. O zaman A ile B hakkında direkt yorum yapabiliriz buradan. C'ye A eklediğinde X'e eşit oluyormuş. B eklediğinde X'ten daha büyük oluyormuş. O zaman B daha büyüktür. Doğru değil mi? O zaman A B'den küçüktür diyebiliriz. Şimdi bakıyorum. A B'den küçük B B'de C'den küçük. Şöyle yazabiliyoruz. A küçüktür B küçüktür C. Şurada da zaten A'nın C'den küçük olduğunu söylemişti. Bu şekilde yazdığımızda o da sağlanmış oluyor. Şimdi A'ya biz SK demiştik. B'ye SL demiştik. C'ye de SM demiştik. Bu da Ceyhan seçeneğinde mevcut. Aşağıdaki şekilde birbiriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan kiraz, şeftali ve erik ağaçlarının konumlarını belirtilen 3 nokta gösterilmiştir. Bu bahçedeki ağaçla ağaçlardan Ana caddeye en yakın olanı kiraz. O zaman ana cadde şur olduğuna göre en yakını şurasıdır. Burası kirazmış. En uzak olanı da erik ağacıdır. En uzak olan da şu olduğu için buna da erik diyebiliriz arkadaşlar. E diğer ağaç da zaten şeftaliydi. O zaman şu alttaki ağaç da şeftalidir denilebilir. Buna göre ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak olan ağaca doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi ara sokak şurası. Buna en yakın olan eriktir, sonra kirazdır, sonra şeftalidir. Erik, kiraz, şeftali denizli seçeneğinde mevcut. Üç çocuğu da aynı anaokuluna giden bir anne çocuklarını almak için okula gitmiş ve çocuklarının öğretmeniyle konuşurken... ...o gün içerisinde çocuklarının öğle uykularıyla ilgili olarak şöyle şeyler söylemiş. Bunları bir yazalım arkadaşlar. Ayşe, Beren ve Canmış çocukların ismi. Bunları bir yazıyorum şuraya. Ayşe diyorum, Beren diyorum, şuraya da Can dedim. Peki, Ayşe Beren'den iki saat önce uyuduğunu... Ayşe'nin Beren'den 2 saat önce uyuduğunu ve Beren'den 1 saat önce uyandığını söylemiş. Mesela Beren 12'de uyumuş olsun arkadaşlar. Beren 12'de uyudu. Bu durumda Ayşe'yi buna göre hesaplayacak olursak Ayşe Beren'den 2 saat önce uyumuş. Yani 10'da uyumuş. Peki Beren'den 1 saat önce uyanmış. Mesela Beren 12'de uyudu. 14'te uyandı diyelim. Bu durumda Ayşe Beren'den bir saat önce uyandıysa ne zaman uyanacaktır arkadaşlar? 13'te uyanacaktır diyebiliriz. Peki şu yorumu yapabilir miyiz? Beren'in 2 saat uyuduğunu düşünürsek Ayşe bu durumda 3 saat uyumuş olacaktır. Yani her türlü Beren'den 1 saat daha fazla uyumuş olacaktır. Yani Beren eğer x saat uyuduysa Ayşe buradan x artı 1 saat uyumuş olacaktır diyebiliriz. Peki ikinci maddeye bakıyorum şimdi orada da demiş ki Can'ın Beren'den bir saat sonra uyuduğunu Can için yazıyorum şimdi Beren'den bir saat sonra uyumuş Beren 12 gibi kabul etmiştik o zaman Can'ı da 13 olarak kabul edelim ve Beren'den 2 saat sonra uyandığını söylemiş Beren 14'te uyanmıştı o zaman 2 saat sonrası 16 olacaktır 2 saat sonra uyanmış yani 16'da uyanmış peki o zaman Can burada kaç saat uyumuş oldu arkadaşlar yine 3 saat uyumuş oldu. Beren 2 saatti. Can 3 saat. Yine e, Beren'den 1 saat fazla. Yani Can'a da biz burada x artı 1 demeliyiz. Şimdi bunlar arasındaki sıralamayı sormuş bize. Burada Can ile Ayşe'nin eşit uyuduğunu görüyoruz. Beren'in bunlardan az uyuduğunu görüyoruz. O zaman Beren küçüktür. Ayşe eşittir. Can diyebiliriz. O da Bursa seçeneğinde mevcut. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için a küçüktür b demiş. b'yi sol tarafa attığımızda a eksi b'nin sıfırdan küçük olduğunu görebiliyoruz burada. Diğer tarafta da demiş ki a kare küçüktür b kare. O zaman b kareyi sol tarafa attığımızda a kare eksi b karenin de sıfırdan küçük olduğunu görebiliriz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. İki kare farkını görüyorsunuz. Burayı a eksi b çarpı a artı b olarak yazabiliriz. Küçüktür sıfır. a eksi b'nin biz zaten sıfırdan küçük olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla şurası negatiftir. E burası negatifse şurası da pozitif değil midir? Çünkü çarpımlarının negatif olduğunu bize söylemiş. Güzel. O zaman a artı b'nin burada sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz biz. Daha sonra arkadaşlar a eksi b'nin de sıfırdan küçük olduğunu biliyorduk ya. Şöyle yapacak olursak eğer. Şunları sağ tarafa atalım olur mu? Şurası sıfır olarak kalsın. Sıfır küçüktür. B karşı tarafı artı b olarak geçti. A karşı tarafı eksi a olarak geçti. Sıfır küçüktür b eksi a. Bu ne demektir? B eksi a sıfırdan büyük demektir. Bunu da gidelim şöyle altına yazalım. B eksi a sıfırdan büyük. Peki şunları taraf tarafa toplayacak olursak A'ların sadeleşeceğini görüyoruz. 2B'nin sıfırdan büyük olduğunu da görüyoruz. Hatta iki tarafı da ikiye böldüğümüzde B büyüktür sıfır geliyor. Yani B'nin pozitif olduğu kesin. Peki B pozitif ama A için kesin bir şey söyleyebilir miyiz? Buna bakalım hadi. Şimdi B yerine mesela 5 diyelim arkadaşlar. B yerine 5 diyecek olursak e, karşı tarafa attığımda burası ne olur? A büyüktür eksi 5 olarak gelir. Şu an örnek üzerinden 5'i öylesine verdim. Örnek olarak verdim. Şimdi a büyüktür eksi 5. a burada eksi 3 de olabilir mesela. Artı 4 de olabilir. Artı 20 de olabilir. Eksi 1 de olabilir. a için o zaman burada kesin bir şey söylememiz yanlış olur. Negatif olduğunda da sağlayan değerler var. Pozitif olduğunda da sağlayan değerler vardır. Şimdi öncüllere bakalım. Hangisi her zaman doğrudur diyor. A ile B'nin çarpımı her zaman sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi B'nin pozitif olduğunu biliyorum. Bunu direkt yazarım. Ama A için net bir şey söyleyemiyordum. Yani negatif olduğu durumlarda vardı. Pozitif olduğu durumlarda vardı. O yüzden ben buna her zaman doğrudur diyemem arkadaşlar. Birinciyi eledim. A artı B'nin sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. E biz zaten onu şurada bulduk. A artı B sıfırdan büyük. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncüle bakıyorum. Burada payda eşitleyecek olursak B ile A ile genişletelim. B eksi A bölü A çarpı B ifadesi büyüktür sıfır olarak geldi. Şimdi A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. O zaman bunun tam tersi B eksi A da sıfırdan büyük olacaktır diyebiliriz. Zaten şurada da göstermiştik bunu. Yani yukarısı artıdır. Aşağısı A çarpı B. E biz şurada da söyledik A çarpı B için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü B'yi biliyoruz ama A için kesin bir cümle kuramıyoruz. Negatif olduğu durumlarda vardı, pozitif olduğu durumlarda vardı. Yani bu negatif de gelebiliyor, pozitif de gelebiliyor. O zaman ne, pozitif olsa sonuç doğru oluyor, negatif olsa burada sonuç yanlış oluyor. Her zaman doğrudur diyemem bunu da elerim. Cevabım yalnız 2'den Bursa seçeneği olur. A, B, C ve D bilyelerinden üçünün ağırlığı aynıdır. Bir eşit kollu terazinin sol kefesine A ve B bilyeleri A artı B dedim. Sağ kefesine C ve D bilyeleri konulduğunda sağ kefe daha ağır geliyormuş. aşağıda yazmış. O zaman A artı B, C artı D'den küçük olacaktır. Sol kefesine A, A ve C bilyeleri o zaman A artı C geldi. Sağ kefesine B ve D bilyeleri buradan da B artı D geldi. Bilyeleri konulduğunda yine sağ kefe daha ağır geliyormuş. O zaman A artı C küçüktür B artı D denilebilir. Buna göre demiş 3 tane öncül vermiş hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk dikkat etmemiz gereken mesele şu. Şimdi A burada da aynı yerde, şurada da aynı yerde. D'ye bakıyorum burada da aynı yerde, burada da aynı yerde. Dolayısıyla A ve D bilyelerinin yerleri değişmemiştir. Değişenler hangileri? B ve C. Peki şunu görebiliyor muyuz? B ve C'nin yerleri değişmesine rağmen sonuç değişmiyor. Dolayısıyla biz burada B ile C'nin ağırlıklarına eşittir diyebiliriz. Hani demişti ya üçünün ağırlığı eşittir demişti ya. O zaman eşit olan iki tanesinin B ve C olduğu kesinleşti. Çünkü yerleri değişmesine rağmen sonucu değiştirmedi. Eğer ki ağırlığı farklı olan bilgelerden bir tanesi olsaydı bunlar yani iki tanesi olsaydı o zaman bunların yer değiştirmesi sonucu değiştirirdi. Peki başka ne diyebiliriz? Buna bakalım hadi. Hatta burada ikinci öncülün direkt doğru olduğunu görüyoruz değil mi? B ve C bilgileri eşit ağırlıktadır demişti. Bunu direkt kabul ettik. Şimdi o zaman arkadaşlar B ve C'nin eşit olduğunu gördüysek o zaman A ile D yorumluyorken C ile B madem ki eşit o zaman A'nın D'den muhakkak küçük olması lazım diyebiliriz. Şuradaki küçüklüğü sağlaması için deriz. D bilyesi A bilyesinden daha ağırdır demiş. Evet doğru söylemiş. Birinci öncülde ne demiş peki? B ve D bilyeleri eşit ağırlıktadır demiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Evet olabilir. B ve D eşit ağırlıkta olabilir. Yani mesela bir, buraya biz B'ye X diyelim. C'ye X diyelim. D'ye X diyelim. A'ya da X eksi 1 dedik diyelim. Bunlardan daha hafif ol, olmuş olsun. Üçünün ağırlıkları aynı oldu. Birisinin ağırlıkları farklı olmuş oldu. Ee, şöyle yapabiliriz bu durumda arkadaşlar. Bunları yerine yazdığımızda ne gelecektir? x eksi 1 yazacağız şurada a yerine. Gidiyorum şurada a yerine x eksi 1 yazdım. b yerine artı x yazdım küçüktür. c yerine x yazdım. d yerine de x yazdım. 2x eksi 1 küçüktür. 2x olarak geldi ve sağlamış oldu. Şu an doğru gibi gözüküyor. Ancak şöyle olamaz mı arkadaşlar? Biz d ile eşit olduğunu söyledik ya bunların. Peki b ile c'ye x dediğimde bir de a'ya x diyeyim. D de bunlardan büyük olsun. X artı 1 olsun. Bakalım bu sağlayacak mı? A yerine gittim X yazdım. B yerine gittim X yazdım. Küçüktür. C yerine X yazdım. D yerine de X artı 1 yazdım. E buradan da 2X küçüktür. 2X artı 1 geldi. E bak bu da sağlamış oldu. O zaman B ve D'nin B ve D bilyelerinin eşit ağırlıkta olması %100 garanti bir şey değil. Eğer ki A ile eşit yaptığı yaparsak işte o zaman da sağlanıyor. Dolayısıyla bunu her zaman doğru dememiz yanlış olur. Birinci öncülü ederiz. Cevabımız 2 ve 3'ten Denizli seçeneği olur.